Devam ediyoruz. Urfa'da Allah rahmet eylesin Özlem ve 5 çocuğunun şüpheli ölümünü konuşuyoruz. Ailesi burada, Songül burada, annesi Adile Hanım burada, babası Cuma Bey burada. Kocası Hasan biliyorsunuz 5 ay sonra her ne kadar kabul etmeseler de bizce, ya bana göre öyle, benim gördüğüm kadarıyla. Yani, hadi diyelim sen evlenmek istedin, psikolojim bozuktu. Kimsenin görmeyeceği şekilde nikah yaparsın, gidersin, hayat arkadaşın evi paylaşırsın. Oysa onlar ne yapıyorlar? Yani sanki gövde gösterisi gibi çeyizleri gösteriyorlar. Gövde gösterisi gibi, yani o çocukların hayatını kaybettiği, boğularak öldüğü arabayı gelin arabası yapıyorlar. Yani yapıyorlar da yapıyorlar, bitmiyor bitmiyor. Ya ben söylerken utanıyorum yani gerçekten. Ama dün yayından sonra Adile Hanım bana bir şey söyledi. Adile Hanım, siz İslim'den haber öğreniyorsun ya, sana gelip söylüyor ya damat, aşık oldum diyor. Ve kızın annesine söylüyor. Karısının annesine söylüyor. Burada da bir utanma duygusu yok. Ne oldu sonra, ne yaptın sen peki bunu duyunca? Yani İslim'le beraber olduklarını sana söyledikten sonra, aşık olduğunu söyledikten önce sonra... Önce inanmadım. Önce hiç inanmadım dedi. Berkmiş, her zaman yalan söylüyor ha. Her zaman yalan makinesi. Niye böyle bir yalan söylesin? Dedim belki yine yalan söylüyor. Ya 5 çocuktan sonra niye insanın 4 çocuk o zaman vardı. Küçüğü yoktu. Ha, küçüğü doğmamıştı. He, daha çocuğu doğmamıştı. Oo. 4 çocuğu vardı. Dedim inanmadım. Ölen 9 aylık falandı değil mi? Evet, 9 aylık. O zaman 2 yıl önce oluyor bu olaylar, 2,5 yıl önce falan. Of. Sonra? Sonra işte Özlem gördü, onları gördü, fotoğraflarını TikTok'a verdi. Kıskançlık işte bu da. Ha, Özlem de İslim'i görüntülerini, videolarını, Hasan Nikis'in videolarını TikTok'a verdi. TikTok'a koydu, evet. Dedi bu kadın böyle beledir işte. Eşimle çıkıyor, eşimle beraber. Evli adamlarla birlikte oluyor falan. Evli adamlarla birlikte oluyor. Kalktı, afişe etti onu, lanse etti herkese. Yani benim evli bir adamla birlikte oluyor bu kadın diye. O İslim'in annesinin yanındaymış, İslim'in evde. Evet. Eşimin telefonun numarasını vermiş. İslim'in annesine. Tamam. İslim annesi beni aradı. Dedi geleceğiz. O evin, kızın evin camlarını hepsi aşağı indireceğiz. Yarın öbür gün çocuklar okula gidiyor, çocuklarını öldüreceğiz. Aa, tehdit etti hepinizi. İslim'in ailesi. İslim'in annesi. Annesi. Ya kızına demiyor ki sen evli bir adamla niye birliktesin diye sormuyor. Sizi böyle öldürecek, şey yapacak ya. Orada kaldırsın, kaldırmıyorsan onun hayatını mahvedeceğiz. Oo, o zaman yani. Resmen ben tehdit etti. Geldi mi sonra yanına İslim'in? Annesinin adı ne? Bilmiyorum onu. Evinize geldi mi peki sonra? Yok, evimize gelmedi. Telefondan Özlem fotoğrafı kaldırdı zaten. Peki Özlem bu fotoğrafı yayınladığı için şiddet gördü mü Hasan'dan? Tabii ki gördü. Of. Bir sürü erkek evimizde var. Evin kızına göndereceğim. Ya, evin erkeklerini Özlem'in üstüne salacak. Özlem'in üstüne salacak. Özlem'in üstüne salacak, evine göndereceğim. Ve kadın bunları konuşurken Hasan da oradaymış. Hasan da oradaymış. Of. Sizin damat da orada yani. Evet, oradaydı. Zaten babamın numarasını veren oymuş. Kızımı acilen aradım. Özlem kurban olayım. Özlem tek başına orada yaşıyorsun. Zaten eve gelmiyor, evlenmiş. Kaldır o fotoğrafı, kaldır. Ben senin çocukların, senin hayatın tehlikede. Kaldır. Yalvara yalvara kaldır. Kurban olayım. Ben senin yanına şimdi geleceğim. Gelme. Kaldır o fotoğrafları. Bak senin başına neler getirecek bu. Sen yalvarınca demek da Özlem de fotoğrafları kaldırdı o zaman şeyden. Bizim mesela. Yani nikah değil o sırada yani. Peki nikah diyorsun. O zaman dini nikah mı kıymış İslim'le? He, İslim'le dini nikah zaten yaşıyorlarmış. Dini nikah yapıyor. He, dini nikah. Biz kendi dedi. Yani bize dini nikah yaptım dedi ki böyleleri için nikah da çok önemli değil. Hah. Yani nikahsız da yaşarlar. Aynen. Şimdi İslim'in ailesi bu olaydan sonra, İslim'in ailesi başını sağ olsun, Allah rahmet eylesin, hayır, torunlarınızı hayır, kaybettiniz. Hayır, 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 hayır. Hiç ailesini görmedim abla. Hiç gelmedi mi? Hayır, yok, ben kimse. Ailesini hiç görmedim. Ya, tehdit eden nasıl gelir? Tabii o benim bir sorum yani, bile saçma oldu ama derim bir geldiler mi acaba diye sormak istedim yani, merak ettim yani. Peki, dün çok şaşalı olmayan düğün yaptık falan dedi ya, yani İslim Hanım, onu ses kayıtlarını ekranlara getirdik ya. Yani bu görüntüler şaşalı değilse bilmiyorum yani. Yani öte yandan sadece o değil.
Dikkatli izleyiciler, vazgeçme izleyicileri siz görmüşsünüz. Yani biz tabii o yoğunluktan şey yapamamışız, atlamışız. İki ayrı gelinlik giymiş. İki ayrı gelinlik. Bir değil, iki gelinlik hazırlamış. Yani sanki böyle aylardır bu günü bekliyormuş gibi. Aylardır zaten bu günü bekliyorlar. İslim ya, aylardır. Yani kızın ölmesini... Bu anı bekliyorlarmış. Allah Allah. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye gördüğünüz bütün detayları bizim göremediğimiz ekranda izliyorsunuz siz. Çok da dikkatli izlediğinizi, eve gidince de işten dönünce de dikkatli izlediğinizi biliyorum. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yorumlarınızı yazar mısınız? O görüntüler iki ayrı gelinlik. Madem şaşalı bir düğün yapmadın İslimciğim. Ha canım benim, akıllı bir kadınsın. Tamam mı? Evli olduğunu da bilmiyordun. Ama şunu biliyorsun. Altı mezar var. Sevgilin Hasan onlara da şey olmadan, mezar çökmeden hemen mezarlık yapmış. Sonuçta 6 tane mezarlık var, tamam mı? 6 mezar var daha doğrusu. Bu kadar 2 tane gelinliğe, bu kadar şaşaya, silah sıkmaya ne gerek var ya? Ne gerek var, ne gerek var? Şu görüntüler bir gelsin lütfen. Bir tanesi kabarık bir gelinlik gördünüz. Zaten siz de birçoğunuz fark etmiş. Bir tanesi de böyle aşağı doğru düz inen bir gelinlik. İki gelinlik. Sen iki gelinlik giydin mi? Hayır. Ha? Kaç insan yani? Çoğu insan yani. İki gelinlik bayağı bir hayal kurmuşsun be İslim. Yani o ölümlerin üzerine bu hayalleri nasıl kurdun? Hasan senin hayatın nasıl devam etti? Gerçekten çok merak ediyorum. Bir de şunu söyledi. Ağladı, her gece ağlıyor, gözyaşı döküyor. Ben burada bir damla gözyaşı görmedim. Biz de görmedik. Siz gördünüz mü sevgili izleyiciler? Siz gördünüz mü? Yani damlayı geçtim. Bak damlayı geçtim. İnsanın gözü yaşarır. Hadi onu da geçtim. İnsan üzülür. Ya onu da geçtim üzülüyormuş gibi yapar. Onu da geçtim en azından rol yapar. Beş çocuğun ismini sayarken çok rahat sayıyordu. Hiçbiri değil. Neden biliyor musunuz? Yani biz çocukların görüntülerini bir ekranlara getirelim dediğimizde Hasan Efendi buradayken ne olmuştu? Bir ekranlara getireyim. Önce ekrandan yayınlayacağız. Sonra arkasından Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yayınlayacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yazar mısınız ya? Ya gerçekten insanlığın öldüğü anlar, saniyeler onlar. Ya beş çocuk, beş çocuk. Beş çocuk yani. Gelsin ekranlara. Gecelerce çocuğu ölen bir insan su kanal dibinden gidip getirir mi insan? Benle şu an evli ama geceleri kalkıp ağlayan bir insan nasıl ben çocuğuna kıyıyor? Böyle bir saçmalık olabilir mi Didem Hanım? Özür dilerim, haddim değil ama insanın 5 tane evladı ölecek ve eşi ölecek. Evet. İnsanın buradan gözyaşı, şuradan bir gözyaşı aşağı akmayacak. Ne yaptı farkında mısınız? Silip böyle sanki gözü yaşarıyormuş gibi yaptı. Sanki. Aynen gözüne bir şey kaçmış gibi. Bir şey kaçmış gibi. Rol yapıyor. Hiç yani çok gerçekten sonra yani bu olaydan sonuç gelmedi mi yanınıza Hasan? Hiç. Hiç gördünüz mü? Bir burada hiç gördük görmedim. Onu. Hiç gelmedi. Ben burada gördüm onu. Ya bu bir kazaysa eğer yani böyle oldu, şöyle oldu, ah deyip böyle dövünebilir. Taziyelere bile ayırdılar.
Bizimle aynı ortamda taziye yapmak istemediler. Peki siz direkt olayı başından itibaren cinayet olarak düşündüğünüz için mi oldu bu yoksa? Düşündük ama zaten o an ailesi kimse orada yoktu ki, bizi görmediler. Ha babası, annesi gelip diyebilirlerdi, başınız sağ olsun, tamam sizin de torunlarınız, bizim de torunlarımız, hiç bizden konuşmadılar bile. Peki su kanalına düştüğünde, oraya yani 5 tane çocuk ve bir gelinlere düştüğünde, hiç su kanalı sizi bir günlerce orada bekliyorsunuz. Aysun 4-5 gün sonra çıkıyor. 6 gün sonra, 6 gün sonra çıkıyor. Peki onlardan kimse gelmedi mi? Hayır, hiç kimse görmedim. Yok. Çıksınlar, konuşsunlar ki. Çıksın ki biri desin. Ne Hasan vardı, ne Hasan'ın babası vardı, ne kız kardeşleri. Bu... Orada görmedim. Kimse görmedik. Bu kadar çocuklara bakıyorsa, düşkünse, bir tane çocuk ben hala suyun içindeyse insan gelir gelmedi mi? Hayır gelmedi. Hayır. Kimse görmedik. Kimse 6 gün boyunca o mal ev peşine düşmüşlerdi. Onların tek derdi evi paraydı. O mal kalan mirası alsınlar. Heh. Ya bir de gelip hemen o sabah bütün aile evi toplama derdindeler. O yüzden gelmiyorlar aslında. Kimisi hani çocuğun elbisesini yani alıyor. Evlerimi, eşyalarımı bunlar götürmüş. Yani dedim bir komşu Allah rızası için bağlasın abi. Bu evi kim götürmüş? Sanık söyledi ya. Neler anlattı neler yani. Neler söyledi neler yani. Yani benim derdim ben çocukların peşine demişim. O evi mi? Evi ne yapacağım o evlere? Yani o kızımın evini ne yapacağım hele? O eşyaları ben nasıl o eşyaları kullanayım? Bakacağım. Şöyle yapalım. Şimdi ben olay anını tekrar konuşmak istiyorum. Ama o görüntü hazırlar mısınız? Hasan Efendi'nin gitmek istediği yol var ya, aslında bilmediği fakat özellikle oraya soktuğunu düşündüğümüz o yol var ya, onun bir drone görüntülerini hazırlayın. Sonra canlandırmayı daha sonra vereceğim. Önce o görüntüleri bir izleyicilere, sevgili izleyiciler, hatırlatmak istiyorum size. Çünkü Hasan Efendi şunu söylüyor. Ben diyor köyden diyor Urfa'ya doğru giderken işte akrabalarımın yanına gittim. Çok da güzel geçti, her şey yolundaydı diyor. İşte öyle değil. Her şey yolundaysa o çocuklar şu an hayatta olurdu. Karısı hayatta olurdu. Ve sola doğru, at çiftliğine doğru döndüm. Ondan sonra önüme diyor tavşan mı çıktı? O mu oldu? Bir sürü şey söylüyor. Ne olduğunu da farkında değil. Ve direksiyon hakimiyetini yaklaşık 100 metre kadar sağlayamadığını söylüyor. Yani direksiyon hakimiyetinin 100 metre kadar sağlayamaması ile ilgili bir teknik problem yok arabada. Hiçbir şey yok. Frenler tutuyor. Direksiyonda sıkıntı yok. Motorda bir problem yok. Araba zaten lüks, üst segment bir araba. Frenleri çok iyi, her şey yolunda. Birinci viteste gidiyor. Birinci viteste giderken direksiyon hakimiyetinizi kaybedebilir misiniz ya? Size soruyorum. Şu drone görüntülerini getirin, sonra onu canlandırdı Muratlar. O görüntü ekranlara gelecek. Ama drone'u getirin, sonra stüdyoya gelin, sonra verelim lütfen. Verelim drone'u. Değil. En başta donuk olarak ekranlara getirin lütfen Hacer. Şimdi insan bildiği yolu, bildiğim yol diyor ama bildiği yolu tarif eder mi? Burası kalsın. Tarif edebilir, etmesi gerekir yani. Ve bu kadar uzun yoldan gitmesi gerekir mi? Gerekmez ya. Yani bakın sevgili izleyiciler, sola dönüyor. Döner dönmez de şunu söylüyor. Birazdan Muratların yaptığı canlandırma ekranlarınıza gelecek. Çok iyi işte direksiyonla ilgili eğitim verenler, belki sürücü hocaları vardır, ileri sürüş tekniklerini bilenler vardır, sizlere soruyorum sevgili izleyiciler, lütfen yorumlarınızı, özellikle ileri sürüş tekniklerini bilen izleyicilerime merak ediyor, sormak istiyorum. Yani sola döndüğünüzde 3. ve 4. viteste sola döndüğünüzü farz edin ki araba su kanalından 1. viteste çıkıyor. Yani 3. ve 4. vites yalan. Çünkü yalan yani.
Bunun yalan olduğunu nereden biliyoruz? Bilirkişi raporundan biliyoruz. Araba incelenmiş teknik olarak. Birinci viteste giderken 100 metrelik bir önünüze mesafe var. 100 metre içinde direksiyon hakimiyetini kuramaz mısınız? Ya soruyor. Ya kurarsınız. Yani hadi diyelim direksiyon hakimiyetini kuramadınız. Tellerin olduğu yere en azından kırabilirdiniz. Tellerin olduğu yere kırmıyor. Tellerin olmadığı yerde direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Allah'ın içine bakın yani.